Sana korkan Tora. Adli raporlar, tanık Buse'nin beyanı, emanet makbuzu ve olay tutanağından anlaşılmak bakalım. İddianameyi anladım. Bana yöneltilen suçlamaları biliyorum. Müşteki benim eşimdir. Tartışmaya girdik. Bana hakaret etmesi üzerine kızgınlıkla masadaki ekmek bıçağını alarak eşime sapladım. Bozuktu. Yemeğin hazırlanmadığını görünce eşimle tartıştım. Bana hakaret hastaneye götürmüşler. Olaydan dolayı pişmanım dedi. Aleyhime olanları kabul etmiyorum dedi. Evet avukat hanım, müvekkiline katılıyorum. Olay bir kızgınlıkla olmuştur. Tahrike kapılan müvekkilim hakkında gerekli yasal ve takdiri indirimler yapılsın. Tutuklama koşulları ortadan kalktığından finans soruldu. Müvekkilimin savunmalarına katılıyorum. Olay bir kızgınlık için iddianamede belirtilen şekilde gerizekalı dediğimi şikayetçi misin olayı katılmak istiyorum. Olaya katılıyorum. Sanıktan şikayetçiyiz. Davaya katılmak istiyoruz. Sanığın en ağır şekilde ne düşünüldü? Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Fadime Yılmaz. Ben de peşinden gittim. Annemi ameliyata aldılar. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Benim bildiğim bunları verdi. Annemi yaraladı. Ben hemen 112 acil servis aradım. Kısa bir süre sonra ambulans geldi. Annemi hastaneye götürdüler. Ben de peşinden hastaneye gittim. Annemi ameliyata aldılar. Adalete sığınıyorum. Takdir mahkemelerindir. Yaz kızım. Sana son sözü soruldu. O da adalete sığınıyorum. Takdir mahkemenindir dedi. Bu okulda 3. yılım. Adalet alanının amacı Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşkent Teşkilatı'na ve cezaevlerine nitelikli yardımcı personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda okulumuzda zabıt katipliği dalıyla infaz koruma dalımız mevcuttur. Zabıt katipliği dalımızda mahkemelerdeki yazı işlerinin nasıl işlediğine dair konularımız var. Onları gösteriyoruz çocuklarımıza. Dava dilekçeleri nasıl yazılır onları öğretiyoruz. İnfaz koruma dalındaki öğrencilerimizle de infaz koruma memuru nasıl olmalı, iç güvenliği ne şekilde sağlamalı bunları gösteriyoruz. Derslerimiz uygulamaya yönelik derslerimizi atölyelerimizde işlemekteyiz. Bugün de yine uygulamalı derslerimizden birini duruşma atölyemizde işledik. Zabıt katipliği ve infaz koruma dalı. Öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak öğrendikleri için daha kalıcı oluyor öğrenmeler. Ayrıca öğrencilerimizin çalışma alanlarını tanıtmak amacıyla öğrencilerimizi cezaevi ve adliyelere götürüyoruz. Orada da duruşmalara katılıyorlar. Ceza infaz kurumlara gittiğimizde oradaki birimleri tanımış oluyorlar. Yani daha kalıcı olduğu için götürüyoruz. Mesela adliyeden gelen misafirlerimiz hani adliyede böyle bir duruşma salonunun olmadığını söylüyorlar. Gerçekten duruşma salonumuz çok güzel. Bir de cezaevi atölyemiz var. Yani güzel buluyorlar. Evet. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ilk derece mahkemelerinde, yüksek mahkemelerde, noterlerde, avukat bürolarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Ayrıca infaz koruma memurlarımız cezaevlerinde, denetimli serbestlik bürolarında çalışma imkanı bulabilmektedirler. Bölümümü çok seviyorum. Tekrar bölüm seçme gibi bir şansım olsaydı yine burayı seçerdim. Gerçekten öğretmenlerimizin bize yardımları çok fazla, destekleri çok fazla. Burada derslerimi uygulamalı bir şekilde işleyerek öğreniyorum. O yüzden bizde kalıcılığı daha çok oluyor, verimi daha fazla oluyor. İleriki hayatımda bu bölümümden devam etmek istiyorum. Hakim olmak istiyorum. O yüzden hakim olabilmek için bu derslerin bana yardımcı olabileceğini gerçekten düşünüyorum. O kadar duygu karmaşası içinde oluyor ki insan hem heyecan oluyor hem mutluluk oluyor. İleriki zamanlarımda oraya gerçekten bir hakim olarak çıkarsam ne gibi bir duygu içerisinde olabileceğimi hissedebiliyorum. Bursa'da tek adalet alanı olan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'yiz. Okulumuzda zabıt katipliği ve infaz koruma memurluğu dallarında öğrencilerimizi sektöre yetiştiriyoruz. Amacımız öncelikle hukuk fakültelerine öğrenci yetiştirmek,
Ama eğer akademik eğitimi tercih etmeyen öğrencilerimiz varsa, bu öğrencilerimiz de adliyede, cezaevlerinde infaz koruma, adliyede zabıt katipliği, ileride yazı işleri müdürlüğü, cezaevi müdürlüğü gibi önleri açık bir meslek alanında eğitim vermeye devam ediyoruz. Adalet alanımız okulumuzda atölyeleriyle tam donanımlı, gerçekten birebir mevcut adliyelerde olmayan duruşma salonumuzla, gerekse cezaevimizde övünülecek atölyelere sahibiz. Öğrencilerimiz başarı açısından sınavla gelen Anadolu liseleri, fen liseleri grubunda başarılı örnek öğrenci grubuna hitap ediyoruz. Bu bakımdan da eğitimlerimizde kaliteyi yakalamış sayılırız. Thank you.